Kıymetli takipçilerimiz, gündemde neler var kanalından hepinize merhabalar. Değerli dostlar, videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, önerimizin açılması ve Türk'ün gücünün daha gür duyurulması için videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyoruz. Kıymetli izleyenler, Azerbaycan ordusuna ait SİHA ve kamikaze dronlar Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda 40'ın üzerinde hava savunma sistemi ve bileşenini başarıyla vurdu. Libya ve Suriye sahasında sonra elde edilen bu başarının arka planında taktiksel planlamalar yatıyor. Rus hava savunma sistemlerinin zafiyetlerinin çok iyi hesap edildiğine dikkat çeken savunma politikası analisti Turan Oğuz, Bayraktar TB2, Rus hava savunma sistemlerinin hem takip edemeyeceği yavaşlıkta uçuş yapıyor, hem de MAM-L mühimmatlarını ulaşamayacakları menzilden atıyor. Azerbaycan'a Karabağ Savaşı sırasında teslim edilen Bayraktar TB2 Rus hava sınırına girdi. Ancak Rusya S-300 sistemi Bayraktar'ı yakalayamadı. S-300'lerin olduğu bir sahada vızır vızır uçmalarının arka planında çok iyi harekat planlaması var değerlendirilmesinde bulundu. Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Ermenistan ordusuna 1,5 milyar doların üzerinde zayiat veren Türk SİHA'ları tarih yazmaya devam ediyor. Ermenistan ordusunun 28 yıldır inşa ettiği tahkimatların yerle bir edilmesinde ve harekata derinlik kazandırılmasında önemli bir rol üstlenen SİHA'lar, 40'ın üzerinde Rus üretimi hava savunma sistemi ve bileşenini vurmayı başardı. Değerli izleyenler, haberimizin sonuna geldik. Bir diğer haberde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın.